Hem siyaseten olanlar hem ekonomi anlamında atılan adımlar KDV indirimiyle birlikte tüm bunları konuklarımızla konuşalım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zakir Avşar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Buluş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Şükürlük yayınlarından. Merhabalar. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Hafta sonu gerçekleşen o toplantıyla başlayalım istiyorum. Zakir Hocam, sizinle başlayalım. Şimdi birincisi, toplantıya dair değerlendirmeniz nedir? Bir de HDP toplantıda yoktu. HDP'li Mithat Sancar'ın da tepkisinde dile getirdiği gibi ittifak HDP'yi yok mu saydı, yok mu sayıyor? HDP o toplantıda sadece fiziki olarak yoktu, ruhen vardı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade etmiş olduğu gibi HDP'yi yok saymaları, görmezden gelmeleri, dışlamaları söz konusu değil. Sadece kamuoyuna karşı bir görüntü vermeleri gerekiyor. Kamuoyuna karşı vermeleri gereken görüntünün sebebi de nedir? İyi Parti'nin duruşudur. İyi Parti de mecburen o pozisyon içerisinde duruyor. Yoksa diğer türlü milliyetçi tabanıyla problemli hale gelecek. Bu bakımdan da eğer İyi Parti'nin tabanından çekilmiyor olsalar, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi bir şeyler çekilmeseler HDP'de o masada kuşkusuz ki yerini alırdı. Burada tek çekindikleri şey İyi Parti'nin tabanıdır. Yani onun dışında HDP'yle dikkat ederseniz İyi Parti dışındaki bütün partiler teker teker görüştüler, fotoğraf verdiler. Hepsi HDP'yle hiçbir problemin olmadığını ifade ettiler. Ha bir de tabii orada Demokrat Parti'yi hariç tutmamız gerekiyor. HDP'yle fotoğraf vermeyen partilerden birisi Demokrat Parti, biri İyi Parti, biri Demokrat. Diğerlerinin tamamı HDP'yle bir şekilde açıktan aleni bir şekilde fotoğraf veriyorlar, ziyaretleşiyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar. İttifakın gizli ortağı falan değil, açık bir ortağı olduğunda zaten onlar da ortaya koyuyorlar. Yani burada HDP'ye rezerve olan başta İyi Parti var, bir de Demokrat Parti var görece. O bakımdan bu meseleyi hani HDP o masanın dışında kaldı falan gibi değil. HDP mecburen işte bu milliyetçi seçmenin refleksinden dolayı bir de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Atatürkçü seçmenin refleksinden dolayı bir parça böyle görüntüsünü düşürmek durumunda kalıyorlar. Ama onun dışında HDP ile her türlü işbirliği içerisinde olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu gayet net, açık, dürüst bir şekilde ifade ediyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu burada hayır HDP'yi dışlamadık diyorsa burada doğru söylüyor. HDP'yi dışlamadılar. Yani HDP'yi dışlayabilecekleri bir güçleri de yok. Hı hı. Çünkü kurmuş oldukları denklem HDP'nin oyuna muhtaç olduklarını zaten gösteriyor. Hiçbir şekilde yoksa o %50 hedefine ulaşamayacaklar HDP olmadığı sürece. HDP'nin de oradaki çıkışı da şu, yani sadece ve sadece İyi Parti ve Demokrat Parti'nin duruşunu güçlendirmek için HDP'de, yani oradaki o milliyetçi oylar HDP burada diye kaçmasın diye, bir rahatsızlık yaratmasın diye HDP'de burada kendi üzerine düşen rolü oynuyor bana göre. Herkes yani HDP aslında durumda bu durumdan rahatsız değil hocam, dediğinizden anladığım. Yani Hayır. Danışıklı dövüş olduğu kesin yani. Herkes burada kendi duruşunu, kendi rolünü, kendi fonksiyonunu oynuyor. Herkes kendi tabanına burada hitap ediyor. Sonuçta herkes şöyle düşünüyor. Yani bu şekilde durursak rahatsızlık yaratmadan herkes tabanındaki oyu aynı sepete götürür. Yani bütün buradaki dert bu. Yoksa başka bir şey değil. Yani aralarında bir problem var vesaire filan. Aralarında nasıl bir problem olabilir? HDP Ahmet Davutoğlu ziyaret etti mi? Etti. Karşılıklı görüştüler mi? Görüştüler. Sayın Babacan ziyaret etti, görüştüler mi? Görüştüler karşılıklı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü mü? Görüştü. Sayın Kılıçdaroğlu ile mütemadiyen görüşüyorlar. Yani masadaki YOK Parti'yle mütemadiyen görüşüyorlar, fotoğraf veriyorlar, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorlar. Herkes HDP lehine açıklamalar yapıyor. Ondan sonra diyoruz ki ya burada HDP yok. Ne alakası var? Orada HDP bal gibi var. Yani orada HDP'nin görünür olmaması şu anda stratejik olarak gerekiyor. Bu da İyi Parti'nin tabanı için. Yoksa HDP ile ilgili olarak Sayın Akşener'in bir rezervi yok ki. Kürtlerin partisinin temsilcisi demiştir vesaire filan. Bir takım açıklamalar yapmıştır. Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini ifade etmiştir. Yani
normal şartlar altında dikkat ederseniz İYİ Parti'nin saygıdeğer genel başkanının da bir rezervi yok HDP'ye. Ama tabandan dolayı böyle bir zorlama var. Belki orada en samimi adam kimdir? Gültekin Uysal'dır, Demokrat Parti genel başkanı. Yani o terörle şeyle arasında tek rezerv koyar net bir şekilde. Kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yani o bir tutarlı var ama onun da tabii bir tabanı yok yani sonuç itibariyle. Evet. Şahsen bir tutarlı var ama durumu da bu şekilde net. Bu bakımdan orada yani benim kanaatim sadece cisim olarak olmayan bir parti ama ruhen var ve anlaşmanın bir parçası. Oradaki altı saygıdeğer lider de biliyor ki HDP'de orada aslında HDP'yi dışlayarak falan konuşmuyorlar. HDP'nin önceden düşüncelerini, görüşlerini alarak o masaya zaten getirdiler. Onu da değerlendirdiler benim kanaatim. Yani HDP'nin dışında bir değerlendirme falan gitmediler. Peki. Mesele budur. Peki Ahmet Hocam siz ne dersiniz? Yani burada HDP yok mu sayıldı? Yoksa az önce de Zakir Hoca'nın dediği gibi sizce de ortada bir danışıklı dövüş mü var? Ruhen aslında HDP orada mıydı? Eğer yok sayılmadıysa yani ruhen oradaydıysa Mithat Sancar'ın bu tepkisi neye? Bu tepkisi kime? Ben Zakir Hocam'a katılıyorum bir bölümünde ama şöyle bir nokta var. HDP'ye bir sesli yankı mı var Elin Hanım? Yok, net duyuyoruz sizi. Bir sıkıntı yok sanıyorum ki. Eğer varsa teknik ekibimiz zaten uyaracaktır beni. Siz devam edin hocam. Yani HDP'ye hiçbir şey yetmiyor. Sorun bu. Hani bir meşhur şeyle yapalım bu gençlerin dilinde. CHP yok saymıyor ama HDP'ye yetmiyordu diyelim. HDP hakikaten böyle tok satıcı modunda ve devamlı hem İYİ Parti'ye hem CHP'ye deyim yerindeyse ciddi şeylerde bulunuyor uyarılarda ve bazen bunun dozu önemli oranda da kaçıyor. Hatırlarsınız İstanbul seçimlerinde yani yerel seçimlerden sonra mecliste onlar İYİ Parti Yavuz Ağaralioğlu şey demişti. PKK'nın bileşenleriyle bizim işimiz olmaz gibi bir konuşma yapmıştı. Sayın Fatma Kurtalan da neyse sayın demeyelim Fatma Kurtalan da meclis kürsüsünden terörle irtibatı olanı sayın denmez Elin Hanım, o yüzden diyorum. Meclis kürsüsüne çıkıp kendinize gelin. Kapıdan bile sığacak durumda değilsiniz. Öyle dibe köşeye sığmışsınız, sığışmışsınız. Şunu iyi bilsin ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu orada oturuyorlarsa bizim oylarımızla oturuyorlar demişti ve deyim yerinde ise kavgada söylenmeyecek laf söylemişti. Yani HDP şu anda içlerinde bu altı partinin dışında en ilkeli parti ve yeri geldiğinde en ağır lafları söylüyor. Daha önce toplantı yapmışlardı HDP ile Mithat Hoca ile Kemal Kılıçdaroğlu ve alt katta maalesef hani misafirlik adabına da uygun olmayacak şekilde Mithat Sancar tek başına basın toplantısı yapmak ve poz vermek zorunda kalmıştı. Ve köprünün altından sular akıyor. İşte anayasa taslağı hazırlamışlardı beraber CHP, HDP, Saadet ve İYİ Parti. Ardından beraber fidan dikmeye gideceklerdi, şeyler oldu. Beraber tiyatro izleyeceklerdi falan. Yani Abidin Dino ile Nazım Hikmet'in bir şeyi vardır. Nazım Hikmet diyor ki Abidin diyor mutluluğun resmini çizebilir misin? O da diyor ki ben çizerim ama sen görebilir misin? Burada CHP aslında elinden gelen bakın ilkelerini bir kenara bıraktı yani. Milliyetçilik ilkesini bir kenara bıraktı. Cumhuriyetçilik ilkesini bir kenara bıraktı. Nasıl bıraktı? Milliyetçilik ilkesini bir kenara bıraktı çünkü geçen hafta billboardlarda etnik köken efendim ayrımını ortadan kaldıracağız dedi dezavantajını. Ben şunu soruyorum şimdi buradan. Etnik kökeninden dolayı bu ülkede kim dezavantajlı? Mesela bunu da orada bir parantez içerisinde vermesi gerekirdi. Ne yaparsa yapsın CHP, HDP tok satıcı olduğu için neticede kendine ait bir özgüveni var ve her defasında bunu bu altı partinin yüzüne vuruyor. Onun için HDP vazgeçilmez bir protez gibi Millet İttifakı için. Yani protez olmadan insan yaşayamaz. Bazen öyle kalp pili gibi diyelim. Kalp pili olmadan yaşayabilir mi insan? Yaşayamaz. HDP Millet İttifakı'nın kalp pilidir. Yani bir protezidir. Onlar yaşamını ona borçludur.
Nereden bakarsanız bakın bu böyledir. Toplasanız HDP dışında işte en iyi anketlerde bile, en yanlı anketlerde bile diyelim ve ekonominin en karamsar olduğu veya sorunlu olduğu şu dönemlerde bile, doğalgaz, elektrik fiyatları uçtuğu bu dönemde bile bu altı partinin toplamının niye tekabül ettiği tüm şeylerde karşımıza çıkıyor, tüm anketlerde. Onun için HDP bu fırsatı çok iyi kullanıyor ve HDP çok satıcı olmaya devam ediyor. Ağzına geleni hiç esirgemeden söylüyor. Dilinin altında hiç bakla yok. Ama maalesef diğer bu altı partinin devamlı dilinin altında bakla var ve neyi söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini düşünerek, tartarak söylemek zorundalar. Yani CHP'li seçmen de şunu soruyor: ya biz tamam Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz ama bu HDP ile nasıl yapacağız? İyi Partili seçmen zaten obskurantizm ve mahkum. Bilmesinlerce. Yani otursun mesela CHP lideri bunu söylüyor. Biz yok saymadık diyor, dışlamadık diyor. Fakat İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'de bir miting yapsın ve desin ki, şunu açık yüreklilikle söylesin: CHP'nin dışlamadığı HDP'ye biz de işbirliği yapacağız. Söylesin bakalım alacağı tepkiyi, çok merak ediyorum. Oyu kaçlara düşüyor? Bir de Mithat Sancar mı, Pervin Buldan mı birisi söyledi az önce. Dedi ki bir parti dışında altı partinin oyu bizim yarımız kadar ediyor. Pervin bu Buldan. Nasıl bir evet, bir nasıl, bu nasıl bir egodur? Yani orada İyi Parti'yi de mi acaba biri dışında dediği, İyi Parti mi, CHP mi? Eğer CHP ise İyi Parti'nin oyunu nasıl küçümsüyor? Diğer dört partinin oyunu nasıl küçümsüyor? Yani bu tahakkümle, bu kibirle, bu jakobenlikle, onlar zaten oraya dahil olamaz ama çok ciddi bir ikilem. Ben hiç yerlerinde olmak istemezdim. Yani şöyle düşünün, istenmeyen bir yerde bulunmak zorundasın ve bunu niçin yaptığını da bilmiyorsun. Hani bir söz vardır: niçin yaşadığını bilen her güçlüye katlanır. Bunlar niçin yaşadığını da bilmiyorlar. Yani dış politika ile ilgili bir ilkeleri yok. İçeride terörle ilgili bir ilkeleri yok. Mavi Vatan'la ilgili söyleyecekleri, Yasir ile ilgili söyleyecekleri, halkçılık ilkesiyle ilgili söyleyecekleri bir şey yok. Hatta laiklikle ilgili söyleyeceği bir şey bile kalmadı CHP. Çok acı bir şey. Ama kahrolası bu Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Onları bir araya getiriyor. Ama bu karşıtlık bittiğinde, yani olası bir Millet İttifakı iktidarında o karşıtlık bittiğinde o kavganın ne hallere geleceği, ki şu anda kavga bastırılıyor ve şu anda peki, Sayın Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki şeyi belki konuşacağız, Rubikon'u geçme olayını. Onun için CHP kalp pilidir Millet İttifakı'nın. Kalp pilinden vazgeçebilir mi insan? Vazgeçemez. Ama az önceki soruyla bitireyim. Sayın Akşener bir mitinginde biz HDP'yi dışlamadan bir ittifak yapacağız diyebilir mi? Onu da halkımızın takdirine bırakıyorum. Peki, şimdi bir yandan da ekonomiyi de konuşmak gerekiyor tabii. Aslında siyaseten de bir ülkenin gidişini ekonomi belirliyor, nasıl ilerleyeceğini. Abdülkadir Hocam, hafta sonu Cumhurbaşkanı duyurdu, KDV'de indirime gidildi. Gıdada %8 olan KDV %1'e indirildi. Bu KDV'deki değişikliği yansıtmayan marketlere de işte ağır cezaların verileceği söylendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz KDV'nin %1'e indirilmesini? Bir de şunu da merak ediyorum hocam. Şimdi tamam %1'e indirildi ama %7'lik bir yük oluşturuyordu hadi diyelim. Üzerinden aldılar, %1'e indirdiler. Ama kimi rakamları görüyoruz. Az önce muhabirimiz de bu market raflarındaki değişiklikleri gösterdi. İşte 25 kiloluk yağ oldu 23 lira. Ama yine geçmişe göre baktığımızda fazla. Dolayısıyla buradaki aslında sadece ben bir örnek yağ örneği verdim. Bunu işte etten sebzeye kadar, meyveye kadar, makarnaya kadar hepsine yorabiliriz. Dolayısıyla burada fiyatların ciddi anlamda çekilebilmesi için ne yapılması gerekiyor daha başka? Ne olursa bu fiyatlar aşağıya doğru, ciddi anlamda bir aşağı yönlü bir gidişata bürünür. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi katma değer vergisi indirimi daha önceki haftalarda da Cumhurbaşkanımızın enflasyon sorununa vatandaşı ezdirmeyeceğiz açıklamasına ilişkin yeni bir ilave tedbir anlamını taşıyor. Bu tabii ki olumlu. Yapılan hesaplara göre eğer bunlar tam anlamıyla, her ne kadar sizin verdiğiniz örneklerde, birazdan o sorunun ikinci kısmında tartışacağız belki, ama
Eğer tam anlamıyla yapılmış olsa, yani enflasyon oranı üzerinde de ciddi manada bir düşüş olabileceğini 1.7 söyleyebiliriz. 1.7 puan diyorlar hocam etkileyecek yani, evet, bu düşüşün. %1.7 etkileyecektir ki bu az değildir. Ama asıl buradaki önemli olan şey şudur. Bu söz konusu katma değer vergisi indirimine tabi ürünlerin temel bizim zorunlu ihtiyacımızı oluşturan ürünler olması. Dolayısıyla bunun getirdiği ferahı da düşündüğünüzde sadece bu açıdan bile bakıldığında son derece faydalı. Ama öte yandan sizin ifade ettiğiniz şekliyle gerçekten bu haberde ben de izledim. Yapılan indirimler gerçekten yansıtılacak mı? Ya da bu söz konusu indirimler gerçekten nasıl yansıyacak sorusuna gelince burada fiyatlama davranışlarına bakmak gerekiyor. Anlaşılıyor ki işletmeler daima burada şöyle hareket ediyorlar. Kendi bekledikleri döviz kuru beklentileriyle fiyat bekleyişlerini önceden yansıtıp fiyatlara daha sonra bunun üzerinde de katma değer vergisi indirimleri yaptıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla bu akla şunu getiriyor. Yani bu belki konumuzda direkt doğrudan alakalı gözükmüyorsa da bence doğrudan alakalı. Yani piyasa ekonomisinin bir ahlakı var mıdır? Piyasa ekonomisi bir tür kendine omnipotent, çok büyük bir güç atfedilen bir tür görünmez el ilkesiyle ifade edilen bir mekanizma olarak kutsallaştırılmıştır. Dolayısıyla bu en iyi kararlar piyasa aracılığıyla verilir anlayışını tartışmamız gerekiyor. Yani bu kriz şunu göstermiştir ki devletler ekonomik faaliyetlerin işleyişinde her şeyi eğer piyasa güçlerine bırakırlarsa, Türkiye gibi rekabetin sınırlı olduğu ülkelerde ya da rekabetin bazı alanlarda yeterli olmadığı ülkelerde bu tür sapkın davranışlar ortaya çıkıyor. Yani özetle bir ahlaksızlık problemi söz konusu. Olayı bu şekilde ele aldığımızda bu ahlaksızlık kavramına belki ağır gelebilir ama bence bu böyle. Çünkü burada topyekün bir iktisadi hayatın parçasını oluşturan aktörlerden bazıları büyük bir kitleyi karşısına alıp kendi çıkarını maksimize eder davranışlar eğilimindeler. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Sorunun son kısmı belki bu olmalı. Burada da yapılacak şey doğrusu şu anki piyasa yapısında biz tekrar piyasada kısa vadede rekabeti artıramayız. Dolayısıyla bireysel tüketim malları piyasasında hakim 4-5 tane marka, bunların hakimiyet yapısını bozamayız, değiştiremeyiz. Ne yapacağız o zaman? Yapılacak tek şey devletin görünür kocaman elinin olaya el atması. Fakat bunu attığınızda da şu tartışma çıkıyor. Yani piyasa ekonomisinin işleyişine bu şekil müdahaleler yapıldığında, tarihsel olarak geçmişte de bu tür müdahaleler yapıldığında işte ihtikar, kara borsa vesaire çıkar. Ama öte yandan da bu çok açık bir davranış. Şimdi Ticaret Bakanımızın yaptığı açıklamalara göre yapılacak çok sıkı denetimlerle ticaret müdürlükleri aracılığıyla işte benim takip ettiğim kadarıyla işte etiket başına eğer hatalı etiket düzenlemeleri varsa 615 lira, haksız fiyat uygulamalarına 148 bin liraya kadar ve nihayet haksız ticaret uygulamalarına da 150 bin liraya kadar bir yaptırım getirileceği söyleniyor. Dolayısıyla burada bu sorunun cevabı o olsun ve kapatayım. Bunun önlenebilmesi için bu söz konusu indirimlerin gerçekten fiyatlara yansıdığının, yansıyıp yansımadığının anlaşılabilmesi için çok sıkı denetim yapmak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada tamamlayın lütfen. Dolayısıyla burada da bunun tamamlayıcı adımının Sayın Bakan Nebati'nin cumartesi günkü açıklamasındaki mobil uygulama olabileceğini ben düşünüyorum. Yani bir mobil uygulama üzerinden hem fiyatları takip edebileceğiz, karşılaştırma yapabileceğiz 1 Mart'tan itibaren yanlış hatırlamıyorsam. Hem de E-Devlet üzerinden bu tür haksız fiyat uygulamaları olduğunu düşündüğümüz eylemleri bildireceğiz. Hocam şimdi hani büyük marketlerden bahsediyoruz ama bu bildiğimiz işte bu zincir marketler. Ama küçük markete, bakkala gittiğimizde de orada da yüksek fiyatları görüyoruz. Hani burada da şimdi bir de esnafın tarafına dönüp baktığımda onlar da şunu diyorlar haklı olarak. Bizim de maliyetlerimiz arttı diyorlar. İşte elektrik arttı diyor, doğalgaz arttı diyor. Yani onlar da sonuçta kendi pencerelerinden baktıklarında haklı oldukları noktalar var. Yani bu maliyetleri arttıran başka unsurlar var. Dolayısıyla bununla birlikte bu rakamları düşürmenin başka yolu, başka yöntemleri
yöntemleri, başka teşvikler acaba söz konusu olabilir mi biraz sırttaki yükü azaltabilmek adına devlet tarafından, ne dersiniz? Hani bir yandan da şu var tabii, devlet de daha ne kadar yükü azaltacak da diyebilirsiniz. Çünkü bahsettiğimiz o yükler alındıkça hep birlikte vatandaş olarak karşılıyoruz, ama yine de hani bir çözüm anlamında biraz daha fiyatların aşağı çekilmesi için başka teşvikler de olabilir mi? Şimdi burada yüksek şok bir enflasyon, dünya çapında şok bir enflasyonist ortamda devlet elinden geleni yaptığı kanaatindeyim. Yani zaten ödediğimiz elektrik faturalarının %50'sini, doğalgazın 3/4'ünü karşılıyor. Öte yandan devletin burada sizin sözünü ettiğiniz küçük esnafın üzerinde tabii maliyet anlamında önemli girdi. Maliyetlerini teşkil eden unsurları da devlet elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla burada artık devletin yapabileceği çok fazla bir şey kaldığını, bir alan kaldığını düşünmüyorum. Çünkü örneğin bu katma değer vergisi indiriminden vazgeçtiği miktar tahminen 30 milyar TL olarak hesaplanıyor şu anda. Dolayısıyla böyle düşündüğünüzde devlet elinden geleni yapıyor, bu yükü almaya çalışıyor, ama ben burada kastettiğim şey biraz da sanki konuşmamın girişinde söylediğim şey. Yani bu psikolojik bir şey. İnsanlar gelecek belirsiz olduğu zaman ne yapıyorlar? Özellikle döviz kuru oynaklığını ve enflasyonla ilişkili beklentilerini fiyatlamaya yansıttıkları için bu böyle oluyor. Dolayısıyla bu kısmen anlaşılabilir bir şey psikolojik olarak, kısmen maliyetler yönünden de anlaşılabilir bir şey, ama öte yandan kabul etmek gerekir ki bu böyle. Yani ticari yatırımcılar, işte ticari işletmeciler tabii ki kar amaçlı çalıştıkları için bu tür hesapları yapmakta ve fiyatlarına bu şekilde fiyatları yansıtmakta kendi açılarını rasyonel olabilirler, ama benim burada kastettiğim söz meclisten dışarı, yani gerçekten küçük esnafı kastetmiyorum. Ben o üç harflileri kastediyorum. Yani onlar bence çok bilinçli bir şekilde manipülatif olarak piyasalarda yani ciddi manada hakim unsurlar olarak bu fiyatlarla ilişkili algılamayı en fazla onlar yarattığı için ben onlardan örnek verdim. Ve küçük esnaf da tabii ki kendi fiyatlamalarında haklıdır. Maliyetleri daha yüksektir. Çünkü zaten daha yüksek maliyetlerle o mallara eriştirmektedirler. Yani bu sorunun başka hükümet kanalında çözümü için yapılacak tek şey şu kalıyor öyleyse. Hani daha önceki programlarda pek çok kişinin paylaştığı gibi fiyat eğiliminin yavaşlamasıyla beraber bunların kendi arasında bir ortalamaya oturmasını bekleyeceğiz. Peki. Yapacak bir şey yok, ama bunu bekleyemeyiz. Zamanımız yok. Devlet denetlemek zorunda. Peki. Şimdi Abdülkadir Hocam'a iki soru sormuş oldum. İkinci tura da böylece başlamış olayım aslında. Madem öyle Zakir Hocam, şimdi sizinle devam edelim. Biz siyasete tekrar geri dönecek olursak 28 Şubat'ta liderler ortak açıklama yapacaklar. Millet İttifakı'nda oluşturan, bir araya gelen, toplantı yapan liderler. 28 Şubat'ın tarih olarak seçilmesi için ne diyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme çağrısı vardı. Acaba bu çağrı sebebiyle de bilinçli olarak seçilmiş bir tarih olabilir mi, yoksa tesadüf müdür? Bununla birlikte şunu da sorayım. Şu anki tabloya baktığınızda, sizin de ifadenizde danışıklı dövüşe, acaba HDP 3. ittifak olarak seçimlere girecek diyebilir miyiz artık? Ne dersiniz? 3 dakika süreniz var. Buyurun. Tabii HDP'nin 3. ittifak olarak seçime gireceğini daha evvel açıkladılar biliyorsunuz. 7-8 tane radikal unsurla birlikte bir araya geldi. Onlarla birlikte de herhangi bir oy kaybının olmaması için Cumhur İttifakı'na karşı onları da derleyip toparlayabilecekleri bir şeyin altyapısını zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile ve ittifakın diğer bileşenleriyle görüştüler ve o karara vardılar zaten. Yani bu yeni bir şey değil. 28 Şubat belki sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi özellikle seçilmiş de olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu oradan mütedeyyin camiye bir mesaj da vermek isteyebilir. Mamafi 28 Şubat tabii ki kötü bir gündür. Kötü bir hatıra ifade etmektedir milletimizin belleğinde. Özellikle de Cumhur İttifakı ki millet bu 28 Şubat'ın bütün tortularını milletin üzerinden kaldıran, bu vesayeti kıran harekete karşı 28 Şubat'ta bir şey söylemeleri çok fazla bir anlam ifade etmez insanlar bakımından. Çünkü 28 Şubat'ın vesayetini ortadan kaldıran Cumhur İttifakı, başta AK Parti olmak üzere ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin girişimleridir. Yani o bakımdan da milletimiz gayet tabii ki o gün yapılacak
Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir girişim çok doğru bulmaz. 28 Şubat'ın mimarlarından birisi Cumhuriyet Halk Partisi zaten. Yani 28 Şubat'ta Türkiye'yi götüren koşulların siyasi ayağı neydi? Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi? O bakımdan da çok fazla anlamlı bir girişim olacağı kanaatini taşımıyorum. Yuvarlak masada da zaten gördüğüm kadarıyla bir anlaşma çıkmadığı da yine anlaşılıyor. Çünkü Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesini önermiş Sayın Davutoğlu, kabul görmemiş. Yine bütün paydaş partilere grup kuracak kadar bir çoğunluk temin etmelerini önermiş. Yine o da kabul görmemiş. Gördüğüm kadarıyla Sayın Davutoğlu hala kendisini başbakan zannediyor. Bu şeyleri hükümet kurmak için bir istikşafi görüşme olarak değerlendiriyor, öyle görüyor. Tabii bu liderlerin mesajlarına da yansıyor şey sonrasında. Yani ben bugün mesela Gültekin Uysal'ın tweetlerini okudum, çok manidar buldum. Her liderle ilgili yorum yapıyordu. Orada Davutoğlu ile ilgili yaptığı bir yorum da vardı. Davutoğlu'nun işte bu hacminin ötesindeki şeylerine bir vurgusu da olduğunu ben böyle çok zekice gördüm. Dolayısıyla da 28 Şubat biraz da zannedersem o yuvarlak masa etrafında görüşüp konuşamadıkları, anlaşamadıkları hususları bir daha gözden geçirmek üzere tayin ettikleri bir öteleme, iki haftalık bir öteleme diye de düşünüyorum ben. Yani onun dışında çok da fazla bir anlam yüklemek mümkün değil. Eğer öyle bir anlam yüklerlerse bu anlam yükleme son derece yanlış bir anlam yükleme. 28 Şubat'ta millete ne anlatacaklar? Biz 28 Şubat'ta sizi perişan ettik. Bu 28 Şubat'ta da işte sizi kurtaran adamlara karşı tekrar bir araya geliyoruz mu diyecekler. Mesajı böyle verirlerse bu gayet tabii ki çok makul, mantıklı bir mesaj olmaz benim kanaatimce. Peki Ahmet Hocam siz ne dersiniz? Bununla birlikte bir de şimdi İYİ Parti'deki bu sızan kulis bilgileri var. Meral Akşener'in bu toplantıdan memnun olmadığı, mutlu olmadığına dair de kimi ifadeler ben bugün okudum da. Mesela İYİ Partili bir yetkilinin şöyle bir ifade kullandığı söyleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyoruz. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum diyor. Ne dersiniz? Böyle bir sıkıntı önümüzdeki süreçte olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu toparlayabilir mi? Onunla birlikte 28 Şubat için değerlendirmeniz nedir? Şimdi 28 Şubat'ın mimarı tabii ki şu andaki yaşayan siyasetçiler de var belki içlerinde ama bunu geçelim. 28 Şubat başörtüsü, katsayısı gibi şeylerle hatırladım. Biz daha bundan çok değil, belki 9-10 yıl önce kamuda başörtüsü şeyi geldiğinde o CHP'nin tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvurup bunu iptal ettirdiğini biliyoruz. İptal ettirmek için uğraştığını biliyoruz. Birincisi bu. İkincisi de Sayın Meral Akşener'in 28 rahmetli Mehmet Ali Birant soruyor ona. 28 Şubat kararlarını uygulayacak mısınız? Başörtüsü de var bunun içerisinde mealinde bir soru. Tabii ki uygulayacağız. Titizlikle takip edeceğiz diyor. O dönemin İçişleri Bakanı. Bunun için 28 Şubat'ta değil, 31 Mart vakasına da denk getirseler halk her şeyi hala daha canlı bir şekilde hafızalarında taze olarak tutuyor. Ve halk şunu da sevmiyor. Elin Hanım, böyle planlanan, efendim organize edilen, samimi olmayan şeyleri sevmiyor. Yani 28 Şubat'ta Millet İttifakı eğer halkın dini değerleriyle barışık olduğuna dair bir mesaj vermek için ve o günle ilgili bir pişmanlık için bunu yapacaksa bu toplantıyı muhafazakar camia buna karnı toktur. Çünkü muhafazakar camia geçmişi çok iyi hatırlar. Yani 28 Şubat'ta mağdur olan camia. Oradan bu şekliyle oy çıkmaz. Ama bu şuna vesile olur. CHP'deki ulusal laik Kemalist kesimde geçenki helalleşme ifadesinde Kılıçdaroğlu'nun ne kadar tepki topladıysa 10 kat daha fazla şu anda tepki toplar. Çünkü onun ucu kaçmıştı. Az daha Cumhuriyet dönemine, Atatürk dönemine kadar gidecekti o helalleşmeler. Dersim'e kadar gidecekti ve CHP'de aşırı bir tepki oluşturacaktı. Toparladılar. Ama bu 28 Şubat'ta şu an CHP'li seçmenlerin %60-70'e yakın olan kesim 28 Şubat'ın doğru bir karar olduğunu ifade eder ve bunu savunur.
Yani burada çok bilinmeyeni denklem var. Hı hı. Şeye gelince ikinci sorunuza, Meral Akşener'in oradan rahatsız olacağı muhakkak, bugün daha da fazla rahatsız olmuştur. Çünkü Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu. Ve geçenle de konuştuk. Ekrem İmamoğlu Rubikon'u geçti artık. Geri dönüşü yok. Nereden biliyoruz Rubikon'u geçtiğini? Büyükelçiler Ekrem İmamoğlu ile konuşuyor. Onu ziyaret ediyorlar. Kılıçdaroğlu'na, Dışişleri Bakanlığı'ndan önce. Beni daha güven mektubu vermiş bir Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmiyor. Onu da bırakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiyor. Koşa koşa balık faciasından sonra gelip İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ediliyor. Tabii bu denklemde dışarıda tutulan bu altılı fotoğrafta İmamoğlu var. Ki İmamoğlu alaya ayak testi. Yani top yaydan çıktı. Bu konu geçti. Onun için denklemin içerisinde onun da katılması lazım. Ve Meral Akşener'in adayı da Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu'dur. Bugün HDP'yi kısıtlayamayız dedikten sonra Meral Akşener'in artık İyice bu ittifakta çözülmeler veya gerginlikler yaşanacak muhakkaktır. Peki. Teşekkür ediyorum üç konuğuma da. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zakir Avşar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Buluş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın bizimle birlikteydi. Konuklarıma teşekkür ediyorum. Uğurluyorum. Biz anlatmaya devam edelim. Terörle mücadele diyelim.